Cennette vücuttan atık yok. Vücuttan atık yoktur. Hiçbir atık yoktur. Hafif bir terleme vardır, yiyecekler. O da muhteşem bir koku şeklinde etrafa yayılır. Belli belirsiz, hafif bir nem şeklinde oluşur. Yiyeceklerin vücuttan atılışı öyledir. Bunun dışında vücutta öyle bir sistem yok, yani boşaltım sistemi yok. Maşallah. 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 Hiçbir şekilde yok. Maşallah. Cinsel ilişkide o zevk vardır. Fakat bir atık olmaz. İnşallah. Yani o zevkin çok şiddetlisi var. Çok çok şiddetlisi vardır şehvetin. Yani normal bir insan dayanamaz bu dünyada verilse böyle bir zevk. İnşallah. Ama atık olmuyor. İnşallah. Evet. Ama cehennemde her türlü pislik vardır. Evet. Her türlü acı vardır, ızdırap vardır yani. Her türlü kokuşmuşluk vardır. Orada da cinsi güçleri yoktur. Cehennemde. Çünkü bütün vücut organları karma karışıktır. Yani eciş bücüştür. Perişandırlar. Yani hep bütün organları dumura uğramıştır. Elleri, kolları, bacakları, her yeri dumura uğramıştır. Diyorlar ya evrimden oluyor, mutasyondan. Tam öyle onların tahayyül ettiği gibi oluyorlar ahirette. Cennet ehli de jilet gibi gayet düzgün. Ona da bir süre sonra ilk başta birbirlerini suçluyorlar. Sonra dönüş olmayı anlayınca, dönüş olmayacağını anlayınca çirkefleşiyorlar. Bir süre pişmanlıklarını gizlemeye başlıyorlar. Ya pişman değiliz diyorlar. Ya dünyada yaptıklarımızdan pişman değiliz diyorlar. Pişmanlıklarını gizlerler diyor Allah'a. Önce birbirlerini iftira atıyorken hani kurtulacak gibi bakıyor, kurtuluş yok. Bir süre çirkefliğe başlıyorlar. Muhtemelen ruh enerjilerinin, işte bilinçlerinin bir makineyle bir yere alındığını, yani kapitalistlerin onlara oyun oynadığını, ondan sonra böyle cezalandırdıklarını, kendilerinde eğlendiğini. Zamanı sonsuz. Nasıl? Daha önce söylemiştim hocam. Zamanı sonsuza kurduktan o makineden. Ha evet, böyle o tarz bir sistem olduğunu, zamansızlığın sırrını bulup insanların iç enerjilerini, onlar açısından söyleyeyim, onlar ruh demiyor ya, iç enerjilerini kontrol altına aldıklarını, aslında öldürenlerin de bunlar olduğunu, yani kapitalistlerin oyun oynadığını, normalde ölüm olmadığını ama kapitalistlerin onları öldürüp böyle bir sistem, kapitalist artık kimse yani suçladıkları, ona faşist de diyebilir, kimse neyse artık kafaları, onların böyle bir oyun oynadığına dair bir kanaatler olacak yani. Sonsuza kadar. Onun için de sürekli bir hani anarşist, komünist, Stalinistlerin bir inatçılığı vardır ya. Evet. Delice inatçılığı, bir toplu zıtlık kafaları vardır. Bir şeye zıtlaştı mı topluca zıtlaşırlar. Orada da topluca zıtlaşıyorlar. Ve sonsuza kadar böyle oluyorlar. Mesela 10 trilyon sene geçiyor yine zıt. Yani sizden gitmiyor o kafa. O mantık yetmiyor. Müminler de onların haline giriyorlar. Koltuklarında oturuyorlar. Kaçmaya çalışıyorlar. Orada da Allah'ı kandıracağını zannediyor. Orada menfez bulmaya çalışıyor. Mağaralara giriyorlar. Ve duvarların aralarından filmlerde var ya öyle bir şeyler ona yapacak zannediyor. Orada düşüyor. Ya bacağı takılıyor. Kafası takılıyor. Mutlaka yakalanıp düşüyorlar. Ya melekler onları her seferinde yakalıyor. Her seferinde de kaçacaklarını düşünüyorlar. Kaçsan nereye kaçacaksın? Her yer Allah'ın. Ve her yer Allah'ın emrinde ve şuurludur hepsi. Mesela mağaraya giriyor, mağara zaten şuurlu. Seni izliyor orada mağaradan. Nasıl kaçacağım mağaradan? Menfeze girmeye çalışıyor. Veyahut bir yerden atlamaya çalışıyor. Atlamaya çalıştığın yer zaten Allah'ın kontrolünde. Allah'ın gördüğü, bildiği bir ortam. Ve onların hepsi şuurlu ayrıca. Taş şuurlu. Oradaki sular, her şey şuurlu. Dolayısıyla kaçacak hiçbir yerleri yok. Ama bir mantık geliştirecekler, orada göreceğiz. Kim bilir ne cins bir mantık yani. Nasıl burada Darwinizm mantıksız olarak anlatıyorlar. İnsan aklı duruyor değil mi? Her şeyi tesadüfen açıklıyor. Biz ne yapıyoruz? Nutkumuz duruyor adamlara. Şaşırıp kalıyoruz. Haşa Allah yok diyor. Tesadüfen oldu her şey diyor. Mantık var mı? Yok. Ahirette de öyle adam. Yani, yani akıl almaz bir mantık ortaya atacaklar. Biz de şaşıracağız. Sonradan daha yok mu diyor hocam?
Evet, sürekli doluyor. Sebe suresi 33. ayette boyunlarına takılan halkalardan bahsediyor ehli küfrün. Belki de azap onları o şekilde veriliyor. Yani o takılıyor boynuna, o sürekli kalıyor ömrü boyunca, yani sonsuz ömür boyunca. Onunla Allah onlara azap yapıyor olabilir. Çünkü tırmanan bir ızdıraptan bahsediyor, yukarıya doğru çeken. Muhtemelen o acıyı oraya yukarıya doğru çekiyor olabilir o halka. Tırmanan bir ateş diyor, yüreklere doğru tırmanan bir ateş. Yani bizim bildiğimiz ateşe benzemediğini anlıyoruz.